44 gün sürdü Azerbaycan'ın vatan muharebesi. Adım adım yaşanan gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. İşgal altındaki toprakların yıllar sonra nasıl ana vatana döndüğünü sizlerle gün be gün paylaştık. Bir haritamız vardı. O harita günden güne renk değiştirdi Azerbaycan'ın kazandığı zaferlerle. Ama o harita şehitlerin kanıyla renk değiştirdi. Öyle kendi kendine değişmedi elbette. Azerbaycan Karabağ zaferinin mimarı, şehitlerin sayısını ilk kez açıkladı. 44 günde 2783 askerin vatan borcunu öderken gözünü kırpmadan canını feda ettiğini duyurdu. Ve bugün Azerbaycan şehitlerini anacak, hayat bir dakikalığına duracak saat 12 olduğunda saygı duruşunda bulunacak Azerbaycanlılar şehitleri için. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Destan yazdılar, vatan uğruna canlarını feda ettiler. Azerbaycan bu şarkısıyla kalplere kazınan asker Hudayar gibi 2783 kahraman evladını şehit verdi. Her biri evlat, eş, babaydı. Aileleri hepsinden gelecek güzel haberi bekliyordu. Ama onlar vatan toprağı için şehadete yürüdü. Canlarıyla, kanlarıyla Azerbaycan'a şanlı zafer kazandırdı. Geçti hayalimden güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Hudayar Yusufzade, Vatan Yahşıdır şarkısını cephede öyle bir söyledi ki herkesin gönlünü fethetti. Adı gelse könlüm dastana döndü, dastana döndü. Gülerek şehit olacağım demişti. Öyle de oldu. Yüzünden hiç eksik olmayan tebessümüyle şehadete erdi. Gönlüm dastana döndü, dastana döndü. Vüsal Mehmedov, 23 yaşındaydı henüz. Vatan Savaşı'nda yaralı komutanını çıkarmak için hiç düşünmeden ateş altına girdi. Onu ne beklediğini iyi biliyordu. Gidişimiz var, dönüşümüz yok demişti. Komutanını kurtardı, kendisi şehit oldu. Ana, ben şehit oldum, yerim güzeldi, peki ağlama. Sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. Ve kahraman özel kuvvet mensubu Mehrap Nifteliyev, Azerbaycan topraklarına üç renkli bayrağı dikenlerden biri oydu. En büyük hayali Şuşa'yı kurtarmaktı. Yaralı olmasına rağmen Şuşa'da göğüs göğüse çarpıştı. Dördüncü kez ağır yaralansa da geri adım atmadı. Mehrap Nifteliyev, Azerbaycan bayrağı Şuşa'da göndere çekildiği anda biz zafer kazandık dedi ve gözlerini ebediyen kapadı. 44 gün aralıksız gece gündüz yağmur çamur demeden mücadele etti Azerbaycan askeri. Kimi zaman toprak üzerinde uyudu, bazen yorganları kar oldu. Kimi gecelerce gözünü kırpmadı. Ve zafer haberi 44. gün geldi. Azerbaycan topraklarında yaklaşık 30 yıllık işgal sona erdi. Şuşa, Ağdam, Zengilan, Kelbecer ve Laçın dahil 300'den fazla yerleşim birimi yeniden ait olduğu yere, ana vatana katıldı. Azerbaycanlılar zafere sevindi ama şehit haberleri yürekleri dağladı. Kimi sesiyle yüreklere kazındı, kimi cesaretiyle. Şehitler kalplerde ebedi taht kurdu.